Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size üzücü bir haberin nasıl birileri tarafından soykırım suçu haline getirildiğini, sırt çevirdikleri insanların intiharlarını nasıl kendi siyasetlerine alet ettiklerini göstereceğim. Efe Aydal'ın bir yorumundan fırtınalar kopartan kampüs teröristleri gibi oluşumların kendi adamları olunca nasıl sustuklarını anlatacağım. Taciz, şiddet ve çaresizliğin geldiği son noktadan bile kendilerine gram pay çıkarmayan ama devleti suçlayacak ve hatta soykırım yapıyorsunuz diyecek kadar riyakar adamları anlatacağım ki bu adam için vakti zamanda kampanyalar bile yapılmıştı. Hatta birçok ateist kanalında bu adama destek verdiğini görebilirsiniz ama o ateist kanalların kimler olduğunu biliyorsunuz zaten. Doğru tahmin ettiniz yani mevzu kişi Ömer Faruk Gergerlioğlu'dan bahsediyorum. FETÖ ile ilişkilerinin konuşulduğu bu adamın şu anda Kürt şovanizmi yapması da boşuna değildir. Ama çok fazla sizi bekletmeyelim. İsterseniz konuya geçelim. Videomuza geçmeden önce eğer kanalımıza abone değilseniz abone olursanız beğen butonuyla beğenip videolarımızı paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız ve aynı zamanda katıl butonuyla bize destek olsanız seviniriz. Intromuzdan sonra yayınımıza başlıyoruz. Şimdi videoya başlarken hemen şunu ileteyim ve sonra yorumlarda bana çünkü ters yorumlar gelecek hemen belirtin. Yani böyle bir intiharda ya da bunun gibi intiharlarda devletin herhangi bir kabahatin ya da herhangi bir eksikliğinin olmadığını iletmiyorum. Elbette her devlet vatandaşına sahip çıkmakla yükümlüdür. Ancak Kutlisi okurların Türkan Saylanların olduğu zamanda intihar eden generallerimiz vardı hatırlarsanız. Bugün mağduruz edebiyatı yapanlar gebermiş faşist diyorlardı onlar için. Bunları da değil mi? Altan anlatalım. Yani bunu bir intikam aracı olarak e, anlamak sanırım yapabileceğimiz, bizim yapabileceğimiz en yerden erdemli davranış olabilir bu durumda. Yani siz vakti zamanınıza bize gebersin falan diyordunuz ama bak şimdi ne oluyor falan dememek herhalde bizim yapabileceğimiz en e, erdemli davranış olacaktır. Yani kin tutmak e, çok erdemli bir, bir hareket değildir. Ama kin tutmak ne kadar erdemli değilse de unutmak da... O kadar akıllıca bir şey değildir. Yani asla kin tutmayın ama asla unutmayın arkadaşlar. Bu nedenle bugün yaşananların geçmişte sırt döndükleriniz yüzünden olduğunu da belirtelim. Bu konuda Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun ağzını bile açmaması gerekiyor. Çünkü 2008-2010 yıllarında Ergenekon hakkında FETÖ'nün medya haber ajanslarına röportajlar veren bir zattır kendileri. O dönemlerde terör örgütü olarak nitelediği Ergenekon kumpası yüzünden kaç insan, et, insan intihar etti biliyor musunuz arkadaşlar? Kaç kişi tek kaldı, kaç kişi yalnız kaldı, kaç kişi babasız kaldı, koyasız kaldı ya da oğlu öldü ya da kızı öldü. Bunları biliyor musunuz? Bu adamlar o zamanlar FETÖ'nün haber kanallara çıkıp bu insanları yaftalıyorlardı üstelik suçsuz yere. Neyse bu adamların ne menen insanlar olduğunu zaten biliyorsunuz. Biz olayı anlatalım. Kısa bir zaman önce Evin Güneş Takma adlı Fatma Demirel adındaki bir kadın intihar etti. Bunu sol gerici medya hemen KHK mağdurları intihar ediyor diye yazdı. Hatta bu sol gerici yayınlardan bir tanesi aynen şöyle diyordu okuyorum size. O hal dönemi boyunca ekonomik sıkıntıların da zirveye çıktığı bu dönemde iş bulamayan yoksulları artan pek çok KHK'lı intihara sürüklendi. Onlardan bir iki, biri de KHK ile Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ndeki görevinden ihraç edilen sağlık emekçisi Fatma Demirel oldu. Hatta e, aynı haber kanalı bir de abisinden beyan almış. Abisi de şöyle diyor aynı haber kanalı. Onu yine aynen okuyorum size. İlk KHK ile ihraç edilen sendika üyesiydi. Artık ihraç sebebi neye dayandırılarak yapıldıysa sonuçta sosyal devlet bu şekilde davranmamalıydı. İnsanların çocuklarının olduğu bundan sonraki yaşamında bir psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilecekleri bunlarla ilgili bir şey yapılmadı ve tek başına bırakıldı. Biz ailecek elimizden geleni yapmaya çalıştık tabii ki ama sonuçta insanlar kendi içlerinde yalnız kaldıklarında neler yaşayabileceklerini çok da kestiremiyorsunuz. Bu meslek için okuduğu çalıştığı ihraç oldu sonrasında da çok çaba Sarf etti geri dönebilmek için ama bir türlü olmadı. Ama inancını korurdu ya da koruyordu pardon. Geri döneceğim işime diye son bir kararla herhalde tekrardan olamayacağını söylenince böyle bir karar verdi. 17 yaşında bir kızı var şimdi onun için çabalayacağız demiş abisi. Evet böyle demiş yani bir abi olarak kız kardeşine çok sahip çıkmış yeğenine sahip çıkacakmış. Palavralar bunlar arkadaşlar. Güya Fatma Devler işine geri dönmediği, dönemediği için intihar etmiş. KHK'dan ihraç edilmiş sonra işine geri dönemiş. O yüzden intihar etmiş. Ailesi de çok çaba sarf etmiş. Ha, elbette devletin ihmali var ama onlara göre bir tek suçlu devlet. Kimse beraber olduğu ve kendisini döven, taciz eden, tehdit eden, karakola verdiği halde kurtulamadığı adamdan bahsetmiyor. Hiç ondan bahsettiğini gördünüz mü şu ana kadar? Bu abi kızın abisi Fatma Demirel abi dedikleri adamın da kardeşine sahip çıkamamasından, yeğeni taciz edilirken ses çıkarmamış olmasından bahseden var mı? Yok. Hani 17 yaşında bir kız kızı var. Onun için çabalayacağız diyor ya. 17 yaşındaki kız o, o yıllarca e, Fatma Demirel'in sevgilisi tarafından taciz edilirken ne, neredeydiniz? Hani dev suçu devlete atıyorsunuz da. Ancak yalanlar bitmedi arkadaşlar. Durun durun daha var daha Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Twitter hesabından şu paylaşım yapan Ömer Faruk G. Ya da ÖFG diyelim biz bundan sonra. Çok da uzatmayalım. ÖFG. Bir de bunu soykırım olmakla suçlamış. Şimdi paylaşımı görüyorsunuz arkadaşlar. İşte intihar. Bu kaçıncı KHK'lı intihar. Çaresizlikten bu kaçıncı intihar. Fatma Demirel. Diyarbakır ikametli. Diyarbakır çocuk Hastanesi'ne Hastanesi KHK ile ihraç. 48 yaşında bir çocuk annesiydi. Yasevi ni yazmış. Ondan sonra soykırım devam ediyor. Kamuoyu ve yetkililer susuyor. Yani <laughs> neyi soykırım olarak suçladıklarına bakıyorsunuz. Tabi olayın aslı öyle değildi aslında. Yani bunlar anlattığı gibi değil. Bir de ses kaydıyla beraber rudav.net sitesinde Ravin Sterk adında ya da Sterk nasıl okunuyorsa adına bir kişi şöyle bir makale yaz ve paylaş. Onu şimdi okuyacağım size. Olayın iç yüzünü Fatma Demirel'in neden intihar ettiğini anlattı. Şimdi oradan okuyalım, beraber dinleyelim ve beraber değerlendirelim. Okuyacağım, duracağım, değerlendireceğim, devam edeceğiz. Şimdi diyor ki bu Rudolf sitesindeki Ravin Bey ya da işte Ravin Sterk. Evet. Bu yazıyı Evin Güneş yani Fatma Demirel'den bahsediyor. Bu yazıyı Evin Güneş ve Mehmet Ruhani'nin yani Fatma Demirel'in sevgilisi Ronahi'nin pardon düzeltiyorum. Bu yazıyı Evin Güneş ve Mehmet Ronahi'nin yaklaşık 3 yıl öncesine kadar dayanan ortak bir yakın arkadaş olarak yazıyorum. Ne mesleki ne de kişiler hiçbir duyguma ve yargıma yenik düşmeden meseleyi aklımın ve vicdanımın terazisinden geçirerek açıklığa kavuşturmak boynumun borcudur. Bunu tek bir kelimede bile elden bırakmadan tamamlamak ise çocuklarımın yüzü suyu hürmetine olan ikramım olsun. Mehmet Ronahi ile sevgili evinden Tanışmadan çok öncesine dayanan, dayanan tanışıklığım ve iletişimim 3 yıl önce tarafımca sonlandırıldı. Gerekçesi hem evin ile olan ilişkilerin her ikisi tarafından bana yansıtılmasının artık ruh sağlığımı etkileyecek rahat diye varmış olması ve ayrıca Mehmet Ronahi'nin bir telefon konuşmamızda alkollü olduğu bir sırada sarf ettiği bir cümledir. Herhalde küfretmiş bilmiyorum. Şimdi burada duralım arkadaşlar. Şimdi Fatma Demirel anladık. Şimdi KYK ile ihraç edilmiş tamam mı? Örgütle bağlantısı varmış vesaire. Peki kim bu Mehmet Ronahi derseniz gerçek adı Mehmet Aydın. Bir Kürt yazar. Evet evet öyle yazıyor. Bir Kürt yazar yazıyor. Kitapları vesaire var. Yani anlaşılan kadına şiddete meyilli küçük çocukları taciz eden pisliğin tekiymiş. Ancak Kürt yazar. Bak bunu altın çizerek söylüyorum. Dikkatinizi çekiyorum. Kürt yazar. Tamam. Belki belli ki çevresi de var. Yani çevresi de var. En azından o camia içerisinde olduğunu düşünüyorum. İşte hangi camia demeyin. Siz biliyorsunuz hangi camia olduğunu. Neyse. Ancak bu adamın üzerinde biraz durmakta fayda var. Çünkü 2017 yılında çıkan bir haberde bu adamın DTK yani Demokratik Toplum Kongresi ki bu ismi aklınıza tutun. DTK Demokratik Toplum Kongresi. Bunu cebinize tutun. Birazdan gelecek bu Demokratik Toplum Kongresi denilen oluşumda gözaltı yapılan bir gözaltı ve tutuklama işleminde tutuklananlar arasında bu Mehmet e, Ronahi neydi adı gerçek adı Mehmet Aydın. Mehmet Aydın da tutuklananlar içerisinde. Haberde şöyle bir ifade e, yazmışlar o dönemde. İşte Mehmet Ronahi'nin avukatı Sıtkı Zilan da Susmaya, e, susmaya dedi. bir şey, yayın organından bahsediyor. Susmaya verdiği demecinde meşru bir yapılanma olan DTK'nın savcı tarafından PKK-KCK ile ilişkilendirilerek iddianame hazırlandığı dile getirerek müvekkil Ronahi'nin dil konusundaki istişare toplantılara katılmasının, katılımının söz konusu olduğunu ve DTK Dil ve Kültür Komisyonu üyeliğinin şüpheli olmasına rağmen tutuklandığını söyledi. Yani DTK'ya gidip orada e, ee, şey veriyor, istişareye dil konusu istişareler yapıyormuş ama yani üyeli bir şeyli işte yani şüpheli filan demiş. Şüpheli üye mi değil mi kardeşim yani. Neyse ama işte müvekkilim tutuklandığı PKK, CK, işte DT, DT, DTK anlıyorsunuz değil mi? Yani mevzuları anlıyorsunuz. Kimlerin kimler olduğunu anlıyorsunuz. Şimdi sol gerici medyanın ve Gergerlioğlu denilen adamın neden bu olayların üzerine KHK vesaire dediklerini de anlayabildiniz mi? Neyse. Yani şimdi e, neyse dedim ama dur anlatayım size ondan sonra devam edeceğim. Yani bir tane adam var Mehmet Aydın diye. Kadına şiddet uyguluyor. kadın intihar ediyor. Ne diyorlar? KYK yüzünden intihar ettiler. Kim bu Mehmet Nolay? Daha önce PKK-CK suçlandırmalarından dolayı e, tutuklanmış, gözaltına alınmış. Demokratik neydi? Demokratik Toplum Kongresi. DTK e, kapsamında işte ne bileyim konferansta istişareler bilmem yapan bir adammış. Yani. yani bağları olan ilişkileri olan bir adam. <laughs> Neyse biz devam edelim e, Ramin Sterkin yazısına. Şöyle devam etmiş e, yazıda. Arkadaşlık veya tanışıklık veya dostluk denen yakınlık biçimlerinin hiçbirinin hiçbir formatında aşılmaması gereken sınırın aşılmış olmasıydı temel mesele. Bunun üzerine doğrudan telefonu yüzüne kapatıp bütün iletişim kanallarından da engelleyerek ilişkimi de iletişimi de özgür irademle bitirdim. İlerleyen günlerde gerek başka numalardan gerekse evinin telefondan ulaşmaya çalışmışsa da sesini duyduğum ilk saniyede telefonu kapatarak noktayı koydum istisnasız. Birkaç sefer bizatihi evin kendisi arayarak Mehmet'le barışmamızı istemişse de benim için konu yok hükmünde kalmıştır. Evin ile de hem bu ısrarını sürmesi hem de yukarıda bahsettiğim diğer gerekçeden iletişimimi kesmeyi tercih ettim. Hiçbir yerden engellemedim ancak beni aradığında telefona cevap vermedim. Yazdığında da cevaplamayacağımın gerekçesini yazarak kendisini ettim. O da bir süre sonra iletişim kurma ısrarından vazgeçti zaten. İkisiyle de iletişimimde olduğumuz birkaç yıl içinde iki kez Diyarbakır'a gittiğimde evinin evinde Mehmet'le her ikisinde de başka arkadaşlar da olmak üzere misafir kaldım. Daha evvelinde Mehmet Ronahi de İstanbul'a geldiğinde birkaç kez benim evimde konaklamıştır. Söz konusu yıllar içinde ilişkilerindeki gelgitler ve dozu yüksek şiddet birkaç kez komşuların polis çağırması, ikisinin de karakola götürülmesi ile devam etti. Yani aile içi şiddet varmış arkadaşlar. Neyse devam ediyorum. Evin her aralığında uzun uzadıya maruz kaldı şiddetle, de, şiddeti defaatle anlatmış. Ne yapabileceği üzerine aramızda uzunca sohbetler geçmiş ve karar kılınan yöntemin uygulanmasına her geçildiğinde ise yeniden Mehmet Ronahi ile ilişkisini sürdürmesi nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bu sonuçsuz kalmaların gerekçesinin maruz kaldığı tehdit ve geniş çeperli baskı olduğunu belirtmiş. Mehmet Ronahi'ye olan duygularına hakim olamadığını bu yüzden onunla ilişkisi sürdürdüğünü ifade, etmiş, ifade etmiştir. Yani kadın hala e, kendisini döven <laughs> adama karşı duyguları vermiş. İlginç. Yani Stockholm Sendromu nedir artık? Neyse bunu sadece bana değil yüzlerce başka kişiye de gerek telefon üzerinden gerekse yazışarak aktardığı ilgili belgelerle ekran kaydı ve ses kayıtları ortaya koymuştur. Aşağıdaki ekran kaydı ve benzer onlarca kayıt daha olayın intiharla sonlanması üzerine tarafıma yollanmış. Başka insanlar tarafından sosyal mecralarda da geniş bir şekilde paylaşılmıştır demiş. İşte e, bu Ravin burada Fatma Demir'e ait bir paylaşımı göstermiş. Bize gösterelim. Bakın e, paylaşımda bozuk bir imla ile şöyle diyor. Yani imla bozukluklarıyla göre okumaya çalışacağım sizlere. Biraz saniye bekleyeceğim. Mehmet tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kızım bunu duyduğu gece yine intihara kalktı. Bakın kızı bile intihara kalkmış. 17 yaşında kızdan. Kalbi durdu. E, ee, defibrilatörle yeniden çalıştırdıkla, çalıştırdıkları, çalıştırdıkları ama o alçak şimdi sürekli ben şaka yaptım, sarhoştum. Ben bipolarım vesaire diyormuş. Bipolarmış herif bir de. Buradaki baro Kafin heyeti, Roza Kadin derneği, Ses Sendika Kadın Meclisi, bu Ses Sendika'yı unutmayın. Kadın Meclisi, Eren Keskin, Bodrum, işte Mermeriz, Karga bir şey işte yazmış oluyor, oluşumları İzmir ve daha birçok yerden destek alıyoruz. Davanın takipçisi olup onu her ortamda teşhir etmek için ki Roza Kadın Hareketi bu şahsın şu, bu sebe şu sebeplerle olduğu olacağı hiçbir platformda yer olmayacağız diye açıklaması da yapıldı. Yani birçok biliyoruz o açıklamaları. Bunu size de yazdım. Çünkü kadınlarla e, bir şeyler yaşamak, çapkınlık, şiddet, küfür bir yere kadar ama bu kez son derece iğrenç bir durumdur. Son derece iğrenç değil Kızına taciz edin mesela. Öyle Twitter'da yazmıyorum ama tanıdığım herkese ben de kendi cepheden yazıyorum. Bilginize yorum size. Demiş Fatma Demirel daha önce yazdığı bir yazıda, insanları yazdığı bir yazıda. Bu yönde bir şey dikkatimi çekti. Yani az önce söyledim ses sendikası. Neydi bu sendika? Belirteyim sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikasından bahsediyoruz arkadaşlar. Fatma Demirel gö gördüğü şiddet neredeyse ölümle sonuçlanacak olan ve kalk durmasına neden olan zorla hayata döndüğü bir intihar girişimi ki kızının intiharından bahsediyoruz. Ses sendikasına bildirdiğinden bahsediyor. Taciz olanı da bildirdiğinden bahsediyor. Peki ses sendikası daha sonra ölümle sonuçlanan intihar girişimi için ne diyor? Bakın, Diyarbakır şubesi Eş Başkanı Şiyar Gül Diken Ses Sendikası'nın Diyarbakır şubesi Eş Beş Başkanı Şiyar Gül Diken ne demiş intihar ettikten sonra Fatma Demirel? Bakın. Şöyle söylüyor. 90'lı yılların başında çocuk hastanesinde röntgen teknikeri olarak çalışmaya başlayan bir arkadaşımız. 2010'da bir cezaevi süreci oldu. Kısa süreliğine sonrasında da işinden edildi. Sonra tekrar geri döndü. En son 2016 yılında ihraç edildi. 48 yaşında bir süre önce eşinden boşandı. Bir dönem ruhsal zorluklar yaşadı. Doğal olarak insanları baş etme mekanizmaları çalışamadı. E, kendisileri de çalışamamışlar neyse. En nihayetinde bu ülkenin cumhurbaşkanı ağaç kabuğu yesinler diye düşmanca bir hukukla yaklaştı ihraçlara. Arkadaşımız bir Kürt kadının başına gelebilecek her türlü acıyı yaşamıştır. Bunun içinde şiddet de var, erkek şiddeti de var, devlet şiddeti de var. Peki sendika şiddeti? Değil mi? Benim aklıma bu sendikayı görünce madenci filmi geldi nedense. Yani kadın ya, olanları anlatmış sendikaya. Çocuğuna yapılan tacizi anlatıyor. Peki kadın intihar ettikten sonra bundan niye bahsedilmiyor? Erkek şiddeti de var. Sanki erkek şiddeti gördüğü için kadın intihar etmiş. Kadının kızına taciz ediliyormuş lan. Ve bunu size de söylemiş. Hani kadın diyor ki hani çapkınlıklarını dayağını şiddetini geçtim diyor. Bu son olay çok mide bulandırıcı diyor. Ve bunu ses sendikasına söylediğinden bahsediyor. Ses sendikası diyor? Erkek şiddeti de var. De işte her bir, bir şey demiş mesela. <laughs> o çok komik. Yani bir Kürt kadının başına Sanki <laughs> Kürt olduğu için dövüyordu onu da öyle ya. Oysa sendika. Sendik bakın sendika dediğim şey. Ölüsünden bile kadının ölüsünden bile yararlanmanın peşinde. Ha. Bakın şiddet yüzünden internetten Fatma Demirel için e, nasıl bir tweet atmışlar. Bakın bu ses sendikası bile onu da güzelce gösterelim size. Şöyle demiş. Ohal KHK'sı ile ihraç edilen üyemiz Fatma Demirel Diyarbakır'da yaşadığı evde ölü bulundu. Yaşatılan hukuksuzluklar nedeniyle intihar eden ve yaşamını yitiren arkadaşlarımızın hesabını bağımsız yargı soruncaya ve KHK zulmü bitinceye kadar mücadele devam edeceğiz. İyi de kadının kızına tecavüz ettikleri için kadın intihar etmiş. Dayak yediği için, kurtulamadığı için adamdan intihar etmiş. Neydi adam? Neydi mesleği? Kürt yazar mıydı? Öyle bir şeydi. Az önce söylemiştim. Bakın <laughs> kadın gördüğü şiddeti yapılan taciz sendikaya anlatıyor ama sendika hiç bundan bahsediyor mu? yani gerçekten bu arada birebir suçu olan zat ile ilgili bir şey yapılıyor mu yazıyor mu ya da yazıyorlar mı bakın böyle böyle birisi var çok dayaklıyordu bak bu kişi çok şey yapıyordu onu yazıyor yani onu teşhir ediyorlar mı? bak bunun yüzünden internet dediler mi hayır sonuçta işte Fatma Demir'i Demir öldüren kişi kimdi neydi neydi Türk yazar değil mi ha Türk yazar olsaydı böyle mi paylaşacaklardı size bu haberi ya yani aynen şöyle diyeceklerdi önce devlet işinden ettiği sonra faşistlerden dayak yediği kızını taciz ettiler ve öldürdüler Cinayet diyecek intihar değil diye. cinayet. Onlara göre cinayet olacak o zaman. Ancak ortada Kürt bir yasal olunca işin gerçeği kimin umurunda? KHK'de, zulümde, mücadele edeceğiz de. Aptallar yer nasıl olsa değil mi? Yani bakın bu ülkede her etnisiteden kadın kocasından ve sevgilisinden dayak yiyor. Ama mevzu olayı sanki sadece Kürt kadınların başına gelen bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Bu ülkede birçok kadın ergenekon acısını yaşamadı mı? Onlardan bahseden yok. Peki Fatma Demirel'in başına gelen bu olayları kim getiriyor onun başına? Başka bir Kürt erkeği değil mi? Neydi bu adam? Bir daha söyleyelim. Kürt yazar. Evet evet Kürt bir yazar. Hı hı. Ancak bundan bahseden yok. Ya yani çocuğunun taciz edildiğinden, kızının intiharından bahseden yok. Oysa haberleri var bunlardan. Ancak orasını karıştırma değil mi? Devlet bizi işsiz bıraktı. Devlet bize bakmıyor. O yüzden oldu. Erkek şiddeti diyor yani hani yazmışlar ya erkek şiddeti diye. Sanki Fatma temirel erkek şiddetini yapan Türkçü bir yazarmış gibi anlatıyorlar. Yani onu da devlet yapıyor. Devlet başına bir erkek taktı o da geldi şiddet yaptı gibi. lan sizin içinizdeki pisliğin kadına yapmadığı kalmamış. Kadının işe alınsan olur. Bırak kadın kızına da 17 yaşında kızına da yapmadığı, yapmadığı kalmamış. Kadın işe alınsan olur alınmasan olur. Ulan evde bir tane pislik var 17 yaşındaki kızına taciz ediyor. Bu kadın gidip çalışırsa sorun düzelecek mi? Tamam şunda haklısınız. Elbette ki devlet her insana iş bulmak, onu istihdam etmek, onu kontrol etmekle mükelleftir. Tamam. Ama sanki sorun sadece oymuş gibi ya da sorunun en başı oymuş gibi anlatmak bu saçmalık. Sorunun en başı o değil. Sorunun en başı sizin de içinden, için, için, içinize çıkabilen pislikler bunların. niye anlatmıyorsunuz? Yani insanları kandırmanın anlamı yok. Anlat kardeşim. KYK'lı işten çıkartıldı. İşine gidemedi. Ama işte daha sonra kocasından dayak yedik. 17 yaşında kızına bu adam tecavüz etti. Ve bu adam şu 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 şu, şu Kürt yazar. Yaz. Yaz hadi. Değil mi? Tamam yani devrede de sahip çıkmalı da. Hani ya hırsızın hiçbir suçu yok kardeşim. Neyse. Rudar'daki yazıya devam edelim isterseniz. Yazının devamında şöyle diyor. yazan kişi. Evin meseleyi DTK içinde delege olarak yer alan tanıdığı birçok kadın arkadaşına taşıdığını, Diyarbakır başta olmak üzere birçok il ve ilçede bulunan kadın ve kurumu, kadın kurumu ve insan hakları dernekleri ve temsilcileriyle görüştüğünü, maruz kaldığı şiddet ve baskıyı adeta bangır bangır duyurduğunu, ancak kimsenin arkasında durmadığını da yine aynı şekilde bana ve başka yüzlerce kişiye beyan etmiş. Şimdi geldik bu DTK konusuna, değil mi? DTK konusu çok önemli. Şimdi Fatma Demirer yani evin DTK'da birçok kişi olay anlatmış. Peki kimdi bu DTK? 2017 yılında hatırlarsanız az önce söyledim. 2017 yılında kendisine şiddet uygulayan adamın da tutuklandığı bir oluşumdu. Yani kızısı Fatma Demirer kimi kime şikayet etmiş ki? Nitekim ne yapmışlar? Hiçbir şey. Kadına sığınacak yer mi vermişler? Avukat mı ayarlamışlar? Öyle ya. Tacizcinin bir avukatı vardı değil mi? Az önce açıklama yapmıştı. Yani Az önce size beyanını okumuştum. Kadın resmen etrafındakilere güvenmiş ama sonuç sıfır. Sonra gel efendim KGK, KHK ile şey filan bilmem ne yani. Neyse. Devam edelim. Şöyle diyor yazıda. Ben şahsi olarak evine agresif değişken ve yüksek uçlar arasında değişken hala, hayaleti e, haleti rüyesi nedeniyle yardımcı olamamış olma suçuyla karşı karşıyayım. Evinin internetinde hepimiz sorumluyuz diyen tweet postundaki o geniş sorumlu çeperden bahsediyorum. Evinin, inta evinin intiharı Diyarbakır merkezli Kürt siyasi kadın kurum ve hareketleri dahil ile entelijans, entelijansiyasının buluştuğu suskunluk ağının bizzat içinde an be an geliyorum diyerek gelmiştir. Aşağıdaki resimde bizzat evinin başka insanlar yolladığı mesajların ekran kaydında da bu kurumların ve kişilerin ismini zikrederek belirttiğini göreceksiniz demiş. Okumama gerek yok şu anda yayında görüyorsunuz. İstenen durdursunlar burada ve okumaya devam etsinler. Ee, bu resme hiçbir yorum yapmıyorum zaten. On, bundan sonrası isterseniz beraber yazıyı da beraber okumaya devam edelim. Siz isterseniz durdurun bir bakın sonra devam edebilirsiniz. Şimdi Buradaki yazı da şöyle devam ediyor. Geçmişinde 12 yıl örgüt üyeliğinden cezaevinde yatmış. Daha öncesi pratik faaliyetleri olan faaliyetleri olan cezaevinden çıktıktan sonra ise Diyarbakır'da neredeyse herkesin tanıyıp güvendiği bir isimle uzun yıllar birlikte yaşamış. Peşi sıra işlettiği kafeteryasında düzenlediği etkinliklere tanışıp arkadaşlık ettiği onlarca yazar, şair, müzisyen, sinemacı vesairenin bulunduğu bir çevrede yaşamış. Hikayesini de bu çok geniş çevredeki neredeyse her kurum ve kişiye şahsen aktarmıştır. Buna rağmen İntiharın ilk elden Diyarbakır Ses Şubesi ve Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu eliyle KHK ile ilişkilendirilmiş olması bilerek veya bilmeyerek Fatma Demirel intiharının üzerine adeta kalın bir sis perdesiyle örtme işlevini görmüştür maalesef diyor bu yazıda yazı yazan kişi. Mehmet Runahi ile devam edelim. Mehmet Runahi ile yaşadığı ilişkinin hali pür meali ise ikisinin Twitter sohbet olan tartışmalara kadar yansımıştır. Mehmet Runahi ile yaşadığı ilişki bütün bu kanallarda adeta fışkırarak bahsi geçen çevrede adeta meşrulaştırılmıştır. Bu meşruluk evinin artık sosyal medyadan takipleştiği herkese benzer mesaja yollayacak kadar bir performansa dönüşmüştür. Herkes evinin bir gün önce söylediklerini ertesi gün yok sayacısına ilişkisini sürdürmesi dolayısıyla bu aşikar şiddeti kınaksamış bu ilişkinin meşruiyetini sorgulamayı bir kenara bırakmıştır. Gelinen noktada ise hikayenin içine bir de çocuk istismarı, bir çocuğa yönelik cinsel taciz durumu da eklenmiştir. Evin güneşin intihar etmiş olmasının arkasında son failin yukarıda belirttiğim aşikar gerçekler ışığında Mehmet Ronahi olduğunu söylemenin vicdanla bağdaşmadığını, haksızlık olduğunu düşünen varsa buyursun, beri gelsin, sözünü söylesin. Hal böyleyken gerek sol ve Kürt medyasının meseleyi KHK ilişkilendirerek servis etmesi, el bir kadının intihar etmesinin üstünün alelacele kapatılmaya çalışılmış olması bu insanları yakından tanıyan biri olarak bu haberi yazmamı zorunlu ve gerekli kılmıştır. Bunu henüz düşünürken EE e, belirteceğim bir arkadaşım arayarak EE e diye belirttiği arkadaşa rica demiş. Neyse devam ediyorum. EE e diye belirteceğim bir arkadaşım arayarak evinin ses kayıtlarının olduğunu ve bunun haber yapılıp yapılamayacağını söylemiştir. Ben de ses kaydını bana yollamasını söylemiş ve gelen ses kayıtlarını dinledikten sonra da çalıştığım kurumun iç grubunda bu meselede bildiklerim yol olduğunu ve daha önce servis edilen haberlerin başlık ve içeriğine itiraz ederek konunun başka boyutları olduğunu tartışmaya açmış ve ses kayıtlarını da çok sonra o gruptan editör ekibine ilettim. 11 Aralık 2021 günü 16, 16 gibi ses kayıtlarının deşifresini yaparak bir haber yayın hazırlayarak yayına verilmek üzere editör arkadaşıma ilettim. Haber yayına girdikten sonra gazeteci Rozer'in Uruc'u arayarak ses kayıtlarının kendisine ait olduğunu ve haberini çaldığımızı iddia etmiştir. Ya da belirtmiştir. Ses kayıtlarını bana yollayan arkadaşım o kayıtların Rozer'in Uruc'u tarafından kendisine yollandığını belirtmemiş. Rozer'in haberimizi görüp kendisine döndükten sonra bana da mesaj atarak Rozer'in kayıtları kendisine yolladığını söylemiştir. Hem bu nedenle hem de meseleye ayrıca Mehmet Lunahi'nin evinin kızı sevgili H.A.'ya sistematik tacize bulunduğunun haberimizle gündeme gelmiş olması beni vicdanla gözlerim kapalı karar veremeyecek noktada olmam hasebiyle haberin geri çekilmesini sağladım. Kısacık bir süre yayında kalmış olmasına rağmen yankı bulan haberi kaldırmış olmam, olmamın nedeni taciz konusunda vicdanımın sonuna dek rahat olacak doneleri görecek akla sahip olmayışındandır. Çünkü... Belki bir erkek olmanın etkisine kalarak evinin hem çocuğuna yönelik tacizden bahsedip ilişkisini sürdürmüş olması, belki bir Twitter sohbet odasında bu konuda ben Mehmet'e iftira attım demiş olması veya başka nedenlerde haberi yayınlamış olmanın da yine bu haberi kaldırmış olmanın da tam olarak arkasındayım. Haberi yayınladım çünkü ses kaydında evin bizzat kendisi anlatıyor ve haberimiz de tam olarak bu içerikten ibaret. Ayrıca şahitlik ettiğim kısımda bana haberde hiçbir sorun olmadığını ispatlıyor. Kaldırmış olmasının da arkasındayım çünkü taciz konusu benim açımdan tek bir şekilde ispat yapılacak bir duruma dönüşmüştür. O da evinin sevgili kızına ulaşarak teyit ettirmektir. Ancak annesini henüz toprağa vermiş. Zaten öncesinde trajediden başka bir emaresi bulunmayan bir çocuğa böyle bir anda teyit ettirmenin imkanı yoktu. Vicdanımın aklının karıştığı bu nokta haberi kaldırmış olmamının arkada durmamı da salık veriyor.'' Her şeye rağmen ses kayıtları bir başka gazeteciye gitmişken o, o gazeteciyi tanımıyorken o kayıtları benim de samimi olduğum bir arkadaşımıza yollamış iken söz konusu kişi para söz konusu ikinci kişi bana yollarken bu kayıtlar başka bir gazeteciden bana bakmam ve fikrimi söylemem için gönderildi. Haberin olsun dememişken ben bu kayıtlar kime giderse gitsin arkasına önüne bakmadan yayınlamak zorunda zira bir kadın bahsettiği zulüm eşliğinde hayatına son ver diyerek haberi yaptım. Bütün bu gerekçelerle beraber haberi yayınladıktan ve kaldırdıktan sonra Twitter üzerinde hayali bir çok gerekçe uydurmuş olsa da kazın ayağı öyle değil. Gelelim taciz meselesine. Evinin hem bir sohbet odasında belirttiği hem karakolda kendisini ve kızını ifadelerinde belirttiği şekilde orta bir taciz durumu var. Evin bunu mesaj yoluyla da birçok kişiye iletmiş durumda. Aşağıdaki da görülecektir kendisini ifade tutanında kızını verdiği ifade tutanında Mehmet Lunahi'nin kızına tacize bulunduğu kayıt altındadır. Ancak daha sonrasındaki paylaşımlarında ben iftira attım demiş olması konuyu bilen herkesin kafasını karma karışık hale getirmiştir. Mehmet Lunahi evinin kızına o yönde ifade verdirdiğini kendisine bizzat söylediğini ve özür dilediğini ilişkilerinin devam ettiğini iddia ediyor. Bunu teyit ettirebileceğimiz tek kişi evinin kızıdır. Kendisine ulaştım. Ancak burada bir görüntü paylaşmış arkadaşlar. Onu alıntılamayacağım. Devam edelim. Ve evet evin güneşin kızı sevgili Haya karakolda verdiğin ifade doğru mu diye sordum. Konuşma şöyle sürdü. Hangisi Mehmet Runay'ın sana olan yaklaşımıyla ilgili verdiğin ifade? Ha taciz meselesi. Evet doğrudur abi Böylece an itibariyle Mehmet Ronahi'nin kendisine annesini de daha önce defaatle açıklayıp sonra iftira attım dediği konuyu evinin kızının ağzından bizatihi teyit etmiş bulunuyoruz. Bu noktada sabit ve su götürmez olan İki şey söz konusudur. Mehmet Lunahi yıllarca hem çocuk istismarı hem cinsel tacize bulunduğu bir gencin annesini de intihara sürüklemiştir. Bu kanının oluşmaması önünde hiçbir engel kalmamıştır. Taciz meselesi kızı bizzat şiddet, baskı, tehdit ve da evin zaten ses kaydıyla mesajlarıyla ortaya koymuştur. Ayrıca karakolluk oldukları ve Mehmet Lunahi'nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı gece karakolda o kızın falanca teröristin yeğenidir ona ve annesine mi inanacaksınız bana mı dediği ve serbest kalmasında bunun etkili olduğu da yine evinin geride kalan ses kaydı ve mesajlarında sabittir. Takdir meseleyi bir şekilde duyan, bilen, okuyan, yazan, çizen herkesindir. Konuya dahil olma biçimi ve aşamalarıyla ben ve aynı durumdaki birçok insanın günahının miktarı ise evin ve kıymetli kızının takline kalmıştır. Sosyal medyada yürütülen manipülasyonları gerçekleri kasıtlı şekilde çarpıtma çabalarında yine takdinize bırakıyorum demiş arkadaş ve bitirmiş. Yani orta bir taciz olayı var. Bu taciz olayından dolayı karakolluk olma durumu var. Kadın hem kadına şiddet uyguluyor hem kızına taciz oluyor ama Kürt yazar onu söyleyeyim. Ee, sonra bir şekilde karakola ya bu, onunla, bu falancının teröristin yeğenidir diyor. Kendisi neyse artık yani neyse o da ayrı bir mesele. Ondan sonra serbest bırakılıyor filan bilmem birkaç Gerçi şey için serbest bırakılmamıştır. Yani kadın öldüğü serbest bırakılıyor bir şey. Ona mı inanacaksınız bana mı inanacaksınız diye bir şey de serbest bırakılmamıştır. O da ayrı bir saçmalık da. Ee, büyük ihtimalle herhalde daha sonra Twitter'dan oradaki sohbet odalarına falan işte ben iftira attım falan demiş. Adam diyor kardeşim iftira attım falan diyor demiştir. Ki bu da apayrı bir şey. Ee, tehdit mi etti artık adam kadını bilmiyorum. Yani belki de tehdit etmiştir. Ulan iftira attım falan da yoksa döverim falan bilmem ne. Belli ki kadın ee, yani şurası belli. Yalnız kalmış. E, ne ailesinin sahip çıktığını düşünüyorum. Bir de o işte Kürt kadın bilmem ne yazarlar var ya, Az önce adam yaz, 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 yazarın söylediği. Köşe yazarında söylediği ne onlar sahip çıkmışlar. Yani mesela yani yalnız kalmış kalın. Tek gelinin arkası olmadığı için e, bütün bu yaşananların arkasında bence bu var. E, 16 yaşında biliyorsunuz 16 yaşında bir kız tecavüz eden Ateizm Derneği yöneticisi olunca susuluyor arkadaşlar. Hatta bu konuda ahkam kesenler bir tecavüzün yayınına çıkıyorlar. Biliyorsunuz bunlar kimler olduklarını, ne yaptıklarını, ne söylediklerini çok iyi biliyorsunuz. Ömer Faruk Gergerlioğlu olduğu için özgürlük vesaire denilir ama bir kadının intiharından bile siyasi bir ikiyüzlülük olduğu zaman susulur arkadaşlar. Taciz eden döven Kürt yazar olunca üstü örtülür. Ancak bir uzman çavuş asansörde bine, asansöre binerken bir kızın koluna çarpsın hemen tacizci tecavüzcü olur. İşte tüm dürüstlükleri bu kadar. Hepiniz tabiri caizse dilsiz şeytanlar bile değilsiniz. Sizler sadece kendi pisliğinizin üstünü örtmek üzere çalışan insanlarsınız diyebiliriz buradan. Bu kadarını da pest edilecek kadar vurdun duymanız olmanız artık insanların ve benim ve büyük ihtimalle sizler, bizi beni dinleyen sizler hepimizin midesini bulandırıyor artık. Yani bunu artık efendim KYK yüzünden intihar ettiği süsüyle örtmek, bu pisliği bu şekilde örtmek de açık ve net olarak söylüyorum. çok mide bulandırıcı bir şey ve bunu yapanlar efendim özgürlük savaşçısıydı bilmem neydi filan bilmem ne baktığı zaman da FETÖ ile ilgili olayları biliyorsunuz zaten. Neyse fazla da uzatmayacağım arkadaşlar çok uzun da bir video oldu. Bir dahaki yayınıma kadar bir dahaki Atakes'e kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.